Bugün kahvemi ve soundboxları alıp doğaya çıktım. Size soundboxları tanıtmak istedim. Hem kendim de test etmek istedim açık alanda. Çünkü o kadar güçlüler ki evde seslerini sonuna kadar açtığımda camlar titremeye başladı. Ben de korktum. O yüzden doğaya çıkmak istedim. İki ürünü de sizler için hem test ettim. DJ setup'ımı da getirdim. Birazcık müzik yaptım. Sampler'ımı, sequencer'ımı da getirdim. Birazcık da Dawless Jam yaptım. Hem performanslarını bir denedim. Hem de özelliklerini sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten birbirinden yetenekli iki ürün. DJ'ler için, Dawless Jam yapanlar için, sokak müzisyenleri için, kafe, bar gibi ufak mekanlarda sahne alan müzisyenler için inanılmaz cihazlar. Ucuz ürünler değil fakat verilen parayı sonuna kadar hak eden kaliteli ürünler olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelin detayları birlikte inceleyelim. Bakalım ne özellikleri varmış Soundbox'ların. Soundbox Gen 3 ve Soundbox Go birbirinden bağımsız ürünler. Bluetooth hoparlör olarak düşünebilirsiniz fakat ultra güçlü Bluetooth hoparlörler. Bu sistem tamamen bataryayla çalışıyor. Birbirlerine Bluetooth olarak bağlanabiliyorlar. Tabii ki ayrı satın alabiliyorsunuz. Soundbox Gen 3 yaklaşık orta seviyeli müzik dinlediğinizde 40 saatlik bir batarya ömrüne sahip. Full performansta ise 5 ila 3,5 saat arası değişkenlik gösteriyor. Soundbox Gen 3'ün üzerinde 3 tane 72 watt RMS D Class amfi yer alıyor. Bir de bas için DSP yer alıyor. Baslarda 40 Hz'e kadar inebiliyor. Tiz frekanslarda ise 20 kHz'e kadar çıkabiliyor. Üzerinde 2 tane 10 inçlik 96 desibellik woofer'ı var. Bir tane de 104 desibellik 1 inç tweeter'ı var. Yaklaşık 15 kiloluk ağırlığa sahip bu minik dev aynı zamanda Bluetooth 5 ve gelişmiş bağlantı seçeneklerine sahip. Arka tarafında yer alan Pro panelde İki tane combo girişimiz var. Bu combo girişlere XLR jack ya da TRS kablo girebiliyoruz. Bunun haricinde 3,5 mm'lik AUX inimiz ve 3,5 mm'lik AUX çıkışımız var. Bunlara ek olarak bir de wireless olarak 5 taneye kadar cihazı bağlayabiliyorsunuz. Bu bağlantıyı yapabilmeniz için Bond ismini verdiğimiz bir LED'li bağlantı düğmemiz yer alıyor. Ayrıca Soundbox ürünleri SKAA yani SKA wireless bağlantı yapısına sahip. Bu altyapı sayesinde kablosuz olarak birçok cihaza bağlantı kurabiliyor aynı altyapıyı kullanan. Soundbox Go'nun teknik özelliklerine baktığımız zaman 2x72 wattlık D Class amfilere sahip. Bir tane 10 inç woofer'ımız, bir tane de 1 inçlik tweeter'ımız var. Yani Soundbox Gen 3'ten bir tane 10 inçlik tweeter eksik diyebiliriz. Fakat ses kalitesi ve ses gücü anlamında çok da eksiği yok. Oldukça kaliteli, oldukça güçlü bir sesi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca her iki cihazda da Merus Audio Eximo amfi değiştirici devre yer alıyor. Yine Soundbox Go'da yani ailenin ufak üyesi de 40 Hz'den 20 kHz'e kadar geniş bir aralıkta müzik dinlememize sağlıyor. Bağlantı seçenekleri anlamında birazcık fark var arada. Soundbox Go'nun üzerinde sadece bir tane 3,5 mm'lik AUX girişimiz yer alıyor. Yani cep telefonu olsun, MP3 player olsun, DJ cihazları olsun sadece 3,5 mm'lik bir AUX'la giriş yapabiliyoruz. Başka herhangi bir giriş çıkış seçeneği yer almıyor üzerinde. Soundbox Go'nun bu kadar ufak tefek olması sizi yanıltmasın. Tam 121 desibellik bir ses gücüne sahip. Soundbox Gen 3 ise 126 desibellik bir ses şiddetine sahip. Tabii ki bu 1 metreden yapılıyor bu ölçümler. Fakat her ikisi de çok geniş bir alana ses atabiliyor. YouTube'da bununla ilgili birçok video var. Ben bir mesafe testi yapmıyorum. Fakat gerçekten son sesteyken önünde duramazsınız. Bu arada her iki üründe şarj olurken çalışabiliyor. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Şarj olurken ses seviyesini yarıdan fazla açmamamız gerekiyor. Çünkü yarıdan fazla açtıkça bu cihazlarda daha fazla akım çektiği için bataryanızı kullanılmaz hale getirebilirsiniz. Özellikle ürün videolarında benim dikkatimi çeken detaylardan birisi sizlerle paylaşmak istedim. Aynı zamanda çok geniş aksesuar desteğine sahip. Askı olsun, sırt çantası gibi taşıma aparatı olsun, yedek batarya olsun. Birçok aksesuarı da Soundbox'ların mevcut. Bu arada her iki üründe IP65 toza, darbeye ve su sıçramalarına karşı dayanıklı ürünler. Yani outdoor aktivitelerde, havuz partilerinde, dışarıda, iç mekanda kullanabiliyorsunuz. İç mekan demişken Soundbox'un cep telefonu uygulamasıyla istediğiniz mekana göre profil ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte basları arttırılmış bir ses istiyorsanız bas presetini, iç mekanda çalıştıracaksanız eğer indoor presetini, böylece basları daha düşük oluyor. Ya da çok uzağa ses atmak istiyorsanız, çok güçlü ses atmak istiyorsanız power seçeneğini kullanabilirsiniz. Bunun dışında kendiniz custom equalizer ayarlayabiliyorsunuz, custom ton çekebiliyorsunuz. Eğer sokak müziği yaparken kullanacaksanız
Özellikle Gen 3'ün arka tarafındaki panele gitar, mikrofon ya da mikser gibi ürünleri girdiğiniz zaman cep telefonu uygulamasından da ilgili enstrümanı seçip ilgili ayarları yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu bağlantı seçenekleri anlamında Soundbox Go'da sadece bir 3,5 mm'lik jack girişi var. Fakat örneğin Davless jamler yapan arkadaşlarımız, DJ performanslar sergileyen arkadaşlarımız ya da ufak bir mikser kullanarak Soundbox Go ile de sokak müziği yapılabilir. İç mekanda, küçük kulüplerde, barlarda, kahve dükkanlarında müzik yapmak için açıkçası oldukça güzel sistemler olduğunu söyleyebilirim. Ses kalitesi de oldukça iyi. Alt tarafında hoparlör ayaklarına takabilmemiz için bağlantı noktası da düşünülmüş. Açıkçası fiziksel olarak ürünleri inceleyecek olursak dört köşesindeki bu silikon toplar hoparlörümüzü ciddi manada koruyor. Ön tarafında yine metal bir ızgara var. Oldukça sağlam. Kolay kolay bir şey olmayacağını düşünüyorum. Soundbox Go'yu incelediğimizde ön tarafındaki panel ABS'den fakat oldukça dayanıklı. Kenarları da kauçuk bir bantla dönülmüş. Oldukça sağlam ve taşınabilir olduğunu söyleyebilirim. Soundbox Go yaklaşık 10 kilo, Soundbox Gen 3 ise yaklaşık 15 kilo ağırlığında. Şimdi size her iki ürünü daha detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Üzerindeki kontrol paneline bir bakalım. Bakın mesela Soundbox Go'nun üzerinde şöyle bir taşıma kulbu yer alıyor. Yine Soundbox Go'yu çevreleyen bandı bu şekilde görebilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Daha net bir şekilde görün. Buralara çeşitli aksesuarlarınızı asabilirsiniz taşırken. Üzerindeki panele göz attığımızda ise açma kapama düğmemiz, aynı zamanda da volüm düğmemiz. Şurada da solo, join ve host yazılarını görüyoruz. Tek başına eğer çalıştırıyorsak solo'da kalabilir. Fakat birden fazla soundbox'u bağlayacaksak eğer host veya join moduna alabiliriz. Örneğin şu anda ben bu setup'ta Soundbox Gen 3'ü host yaptım. Yani sunucu yaptım. Soundbox Go'yu ise join yaparak otomatik olarak Soundbox Gen 3'e bağlanmasını sağladım. Şöyle sol tarafında mini AUX girişimizi görebilirsiniz. 3,5 mm. Arka tarafına baktığımızda ise batarya bölümümüz yer alıyor. Yine aynı şekilde Soundbox Go'nun arka tarafına baktığımızda ise bahsettiğim pro paneli görebilirsiniz. Buraya iki tane combo jack girişi koymuşlar. XLR, TRS, TS gibi jackları bu combo girişlere girebiliyoruz. Yine 3,5 mm'lik AUX girişimiz ve AUX çıkışımız yer alıyor. Yani örneğin bir performans sergilerken AUX çıkışından da kayıt alabilirsiniz aynı zamanda. Soundbox Gen 3'ün sol yanında batarya bölümümüz yer alıyor. Alt tarafında da taşıma kolumuz ve bahsettiğim delik yer alıyor. Diğer tarafına baktığımızda ise kontrol panelini görüyoruz. Soundbox Go'dan tek farkı ayrı bir power düğmesi olması. Yine volümümüzü buradan ayarlayabiliyoruz. Ve solo, join, host düğmemiz de burada yer alıyor.